mutfağımdan herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle van yöresine ait olan kürt köftesi hazırlayacağım çok nefis bir tarifi yapımı da oldukça kolay daha önce adını duydunuz mu bilmiyorum ama e, bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim oldukça lezzetli bir köfte kürt köftemiz için gerekli malzemeler 2,5 su bardağı ince köftelik bulgur 1 su bardağı kitel yani içli köfte bulguru hafif unlu bir bulgur oluyor. Aktarlarda bulabilirsiniz. Bunları ıslattıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı tuz. Sosu için 1 tane yemeklik doğranmış kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı ve yaklaşık 1 fincan kadar da zeytinyağı kullanacağız. Yoğurtlu sosumuz için 2 kase yoğurt ve 3 diş sarımsak. Buyurun kürt köftemizin hemen yapımına geçelim. Yine çiğ köfte leğeni kullanacağım. Çiğ köfte leğeninde yoğurmak oldukça kolay oluyor. İnce bulgur ve kiteli leğenimizi alıp üzerine tuz serpelim önce karıştıralım bu iki bulguru iyice karıştırıp ve daha sonra üzerine sıcak su gezdireceğiz normalde göz kararı su ekliyordum bugün sizler için ölçtüm iki buçuk su bardağı sıcak su gezdirip bir kaşıkla iyice karıştıralım kuru kalmayacak şekilde karıştırmaya özen gösterelim bulgurdan bulgura su miktarı değişebilir çok kuru kalmışsa 3 su bardağı ekleyebilirsiniz. Üzerine hemen bir kapak kapatıp şişmesine sağlayalım. Evet bakın bulgurumuz dinlendi. Yaklaşık yarım saat kadar beklettim. Biraz yumuşamış. 2,5 su bardağı su kullanmıştım. Aslında 3 su bardağı da kullanılabilir. Çok fazla ıslatmamaya da özen gösterelim. Böyle bulguru elimizi iyice ayıralım üzerine bir yemek kaşığı reyhan ve bir tatlı kaşığı pul biber serpelim 2 yemek kaşığı unu serpelim ve daha sonra bu malzemelerle biraz karıştıralım Evet su miktarı biraz az geldiği için tekrar çok az su serpiyorum ara ara elimi ıslatarak birbirini tutuncaya kadar yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde yoğuralım. Kitel kullandığım için çok çabuk yoğruluyor. Sizler kitel bulamazsanız onun yerine bir su bardağı ter şehriye kullanabilirsiniz. Bu da işinizi oldukça kolaylaştıracak. Bakın köftelik hamurumuz gayet güzel oldu. Ve Kürt köftesinde şekil vermesi inanılmaz kolay oluyor. Bakın böyle fındıktan biraz daha küçük parçalar koparıp böyle elimle sıkıyorum. Çiğ köfte sıkar gibi. Bu şekli vermek inanılmaz kolay oluyor. Bu şekli vermek hem çok kolay hem de görsel olarak çok daha güzel görünüyor. Sizler tabi dilediğiniz şekilde şekiller verebilirsiniz. Orijinal hali bu şekilde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şekil vermesi inanılmaz kolay. Yani böyle bir 10-15 dakikada hepsini yapabilirsiniz. Bütün şeklini verdim. Arzu edenler bu şekilde dondurucuya kaldırabilirler. Ben bugün hepsini pişireceğim. Tenceremize 3 litre kadar su alıp kaynatalım. Kaynayan suya 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Şimdi dikkatli bir şekilde köftelerimizi suyun içine alalım. Önce bir kevgirle karıştıralım. Bu aşamada ocağımızın altı yüksek ateşte olsun ki hemen kaynamaya başlasın. Köftelerimiz hazırlanırken biz de sosumuzu hazırlayalım. Sos tenceremize yaklaşık bir fincan zeytinyağını alıp üzerine bir tane ince doğranmış kuru soğanımızı ekleyelim. Kullandığım kuru soğan irice bir kuru soğandı. Arzu ederseniz iki tane kullanabilirsiniz. Ve kuru soğanı sotelerken ocağımızın altı e, orta ateşte olsun ki yanmasın. Sotelenmiş kuru soğanların üzerine biber salçası, domates salçası e, ve bir yemek kaşığı tereyağını alalım. Yine ocağımız biraz kısıkta olsun. İyice karıştırıyoruz. Salçalarımız erisin. Bu sosta bol soğan inanılmaz güzel oluyor. Onun için bolca soğan kullanabilirsiniz. Tamam, bırak oraya bırak. Evet istediğimiz kıvama geldi sosumuz. Sosumuz hazır. Köftelerimizi kontrol edelim. 10-12 dakika içerisinde haşlanmış oldu. Hemen ocağımızın altını kapatalım. Bir kevgirle suyunu süzüp iyice süzelim. Servis tabağımızı alalım. Yumurta kullanmadım ve yine dağılmadı. Kitel çok güzel tutuyor ve yoğururken de bizi çok fazla yormuyor. Köftelerimiz soğurken biz de bu arada hemen yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım. Yoğurdumuza çok az tuz serpelim ve 3 diş sarımsak rendeleyelim. Sarımsak damak tadınıza kalmış. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Şimdi iyice çırpalım. Köftelerimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine yoğurtlu sosunu gezdirebiliriz. Kürt köftesini yalnızca yemeklerde değil, çay saatlerinde de yapabilirsiniz. Özellikle Van'dakiler çay saatlerine hazırlıyordu ve gerçekten çok güzel oluyor. Böyle servis yapmak zorunda değilsiniz. Porsiyonluk olarak da servis yapabilirsiniz. Bakın sosunu bolca hazırlamıştık. Özellikle kuru soğanı bol kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Kürt köftemiz hazır. Bakın görüntüsü muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle biraz da yakından göstermek istiyorum. Kürt köftemizin yapımı oldukça kolay, lezzeti gerçekten 10 numara 5 yıldız. Şimdi böyle tabağımızı alalım, servis tabağımızı alıp biraz daha yakından göstermek istiyorum. Her öğünde yenebilecek bir lezzet. Bugün de sizlerle yöresel bir lezzetin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz ki yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Beğenip beğenmediğinizi ancak yorumlarınızdan anlayabilirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.